Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Nasip olsa bugün mektubattan hamd bahsedeceğiz. 20. mektubun 2. makamının 5. kelimesi hamd işleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi evvela Ahmet Taner karşı bir konuyu bir okusun. Sonra biz de bu konuyu tayin edeceğiz. Zaman el verdiği ölçüsünde. Tekrar Ramazanımız hayırlı olsun der. Derse başlıyoruz. Buyur Ahmetciğim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. kelime lehül hamd. Yani bütün mevcudatta sebebi methü sena olan kemalat onundur. Öyleyse hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek methü sena ona aittir. Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medara hamd olan her şey onundur, ona aittir. Evet, ayat-ı Kur'aniye'nin işaratıyla bütün mevcudattan daimi bir surette dergah-ı ilahiye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır ve bir hamdü senadır ki daimi o dergaha gidiyor. Şu hakikati tevhidi ispat eden bir bürhan-ı azama şöyle işaret ederiz ki, şu kainata baktığımız vakit bağıstan şeklinde sakfı ulvi yıldızlarla yaldızlanmış, zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünüyor. İşte şu bağıstandaki muntazam nurani ecram-ı ulviye ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı sufliye umumen her biri lisan-ı mahsusuyla derler ki, biz bir Kadir-i Zülcelal'in mucizat-ı kudretiyiz. Bir Halik-i Hakim ve bir Sani-i Kadir'in vahdetine şehadet ederiz. Ve şu bahistan alem içindeki küre-i arza bakıyoruz. Görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk yüz binler süslü çiçekli nebatat taifeler onda serilmiş ve çeşit çeşit yüz binler enva hayvanat onda serpilmiştir. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve ziynetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzun şekilleriyle ilan ediyorlar ki, biz bir tek saniye hakimin sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız ve vahdaniyetin birer dellalı, birer şahidiyiz. Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar görürüz ki gayet derecede alimane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhterif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar bir mumbir lisan ile ilan ederler ki, biz bir Rahman-ı Zülcemal'in ve bir Rahim-i Zülkemal'in mucizli mahediyeleriyiz. Hayretli mahihsanlarıyız. İşte Bağıstan-ı kainattaki ecram ve mevcudat ve küre-arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşcar ve nebatatın başlarındaki eshar ve semerat nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet edip ilan ederler ki bizim Halık'ımız ve Musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadir-i Zülcemal, Hakim-i Bimisal, Kerim-i Pürneval her şeye kadirdir. Hiçbir şeye ona ağır gelmez. Hiçbir şey daire-i kudretinden hariç olamaz. Kudretine nispeten zerreler, yıldızlar birdir. Külli cüz'i kadar kolaydır. Cüz, kül kadar kıymetlidir. En büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. Küçük ve büyük kadar sanatlıdır. Küçük, büyük kadar sanatlıdır. Belki sanatçı bazı büyük, sanatçı bazı küçük, büyükten daha büyüktür. Bütün mazideki acayip bir kudreti olan vuku şehadet eder ki, o kadir mutlak, bütün istikbaldeki acayip bir imkanata muktedirdir. Dünü getiren, yarını getirdiği gibi, mazi icat eden o zat-ı kadir, istikbali dahi icat eder.
Dünyayı yapan o sani hakim ahireti de yapar. Evet, mabudu bil halk yalnız o Kadir-i Zülcelal olduğu gibi mahmudu bil itlak yine yalnız odur. İbadet ona mahsus olduğu gibi hamdü sena dahi ona hastır. Peki burada kalsın Ahmetciğim. Çünkü ona sonraki konu şey yapıyor. Yani bunu özetleyip akla hava edecek. Ahiretten deliller getirecek. Evla burayı bir işleyelim. Sonra ona geçelim. Evet. Şimdi değerli kardeşlerim, beşinci kelime hamd kelimesi. Neyin beşinci kelimesi? 20. mektubun ikinci makamının beşinci kelimesi. Hamd'dan bahsediyor. Biliyorsun hamd demek Allah'a edilen şükür, medih ve o duyulan minnettarlıktır. Hamd var, bir şükür var, bir sena var. Hamd da, şükür de, medih, sena da Allah'a mahsustur. İnsanlar hamd edilmez. Ancak şükredilir ve övülür, sena edilir. Cansız varlıklar ise, hatta canlı hayvanlara dahi ne şükredilir, tövbe estağfurullah, hamd edilir. Sadece onlara sena edilir, övülür. Benim iyi bir arabam var, benim iyi bir evim var gibilerden. Hamd iyilikten sonra gelir. Yapılan bir iyilikten sonra gelir. Yani demek ki bize gelsin gelmesin iyilik gelmiş. Bu koca kainatın bize musahar edilmesi karşısında insan eziklik hisseder ve hamd eder. Şükürde şart vardır şükürde. Yani bize şükür gelir, o zaman biz ona kalen ve halen teşekkür ederiz. Daha ben söylemiştik. Şükür de nimeti inamı görmektir. Yani nimeti inama bakmak ve inamdan da münim-i hakiyi görmek. Üstad Mesnevi de böyle diyor. Hadiste var. Hamd şükrün başıdır. Şükrün başıdır. Allah hamd etmeyen onu şükretmez olmaz. Onun için bu derste şimdi hamdi geniş madde ele alacağız. Sonra bu hamdın bize bakan cephesinin ele almaya çalışacağız. Evet buyur Erdemeciğim. Başla bakalım. Beşinci kelime. Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci kelime lehül hamd. Yani bütün mevcudatta sebebi medih ve sena olan kemalat onundur. Öyleyse hamd dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden, her kime karşı gelen ve gelecek medh-ü sena ona aittir. Bak değerli kardeşim, her namazda okuduğumuz Fatiha okuyoruz. Elhamdülillahirrahmanirrahim diyoruz. Yani alemin Rabbine hamdolsun diyoruz. Değil mi? Öyle diyoruz yani. Demek evet. Ki alemin Rabbi terbiye ediyor. İnsan için bir ihsan, bir ikram, bir lütuftur bu terbiye edilmesi. Güneşi terbiyeden geçerek ziya, ışık, hararet yapması, gezegeni döndürmesi, İşte onu böyle bir terbiye eden Allah hamdolsun, bütün hamd ona aittir. Oksijeni terbiye ederek, hidrojeni ayrı terbiye ederek, sonra bunları birleşip su yaparak onu terbiye su haline getiren alem Rabbine hamdolsun, bütün Rab'da ona aittir. Gözümüzü görmeye, kulağımızı işitmeye, ciğerimizi solunum haline getirmeye, elimi tutmaya uygun olarak getiren Allah hamdolsun. Sonra bir şey daha söyleyeyim. Elhamdülillah. Müminler için cenneti, kafirler için cehennemi terbiye eden Halikimize sonsuz hamd sana olsun. Demek bütün hamd. Ne dedi kardeşim? Ezelden ebede kadar. Bunun 29. metinde izahı var. Ezelden ebede kadar bütün hamd ona aittir. Buyur kardeşim sonra. Çünkü sebebi medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar-ı hamd olan her şey O'nundur. O'na aittir. Evet, ayat-ı Kur'aniye'nin işaratıyla bütün mevcudattan daimi bir surette dergah-ı ilahiye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bakın, bir dua. Ubudiyet dedik, ubudiyet de değerli kardeşim. Çok üstadımız bunu söyler. Bir ibadet var, bir ubudiyet var. Ahmet kardeşim sen Zeylü'z-Zeyl'de Mesnevi'de 195'i aç, ubudiyetle ilgili bir yer var. Kısa bir yer ama çok şumurlu bir yer değerli kardeşler. Yani ubudiyet Allah'tan gelen her şeye razı olmaktır. İbadet ise
Allah'ın razı olduğu şey yapmaktır. İnce mana. Allah'tan gelen her şeye Allah Resulü aynı deyip razı olmak ubudiyettir. Allah'ın razı olduğu şey yapmak da ibadettir. Yani ubudiyet kesintidir. Kesintisiz. Devamlı ubudiyet. Bak gözümüzü dışarı çıkıyoruz. Harama bakmamak. Kötü şey işitmemek. Hep ubudiyet. Değil mi arkadaşlar? Ama Namaz vakti yapmak, mesela şu an ikindi kıldık, yani estağfurullah, şimdi namaz kılacağı vakitte ne yapıyoruz? İbadet edeceğiz. Peki, fazla uzatmayayım. Üstad'dan dinleyelim bakalım. Evet, ubudiyet ne diyor? Ubudiyette ancak teslimiyet vardır. Tecrübe, imtihan yoktur. Çünkü Seyyid Efendi, abdini hizmetkarını tecrübe ve imtihan edebilir. Fakat abd, seyyidini imtihan etmek selahiyetinde değildir. Ve keza insan Rabbini, Halikini tecrübe edemez. Yani hatırlar mısın? 17. Lamar'ın 13'ün ortasında der ya İsa aleyhisselam. O kıssayı hatırlıyorsun yani. Ben burada asam beni öldürebilir misin? Şeytan. Hatırladın mı? He? Şeytan diyor değil mi? Ha, şeytan. Hatırladın mı? Şeyde var. Ahmet'in mesnevi, endeki mesnevi var ya, endeki mesnevi. Evet. Mesnevi. Bak ben hemen onu hemen bir dakikada buldum mesnevide. Şeyde değerli kardeşim. Bak aç şeyde efendim sayfa 223'ü bak, oku Ahmet'in. Bir zaman şeytan diyor. 223. Okuyorum. Tamam. Oku. Bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki, madem ecel ve her şey kader-i ilahiyledir, sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin. Hazreti İsa Aleyhisselam demiş ki, İnne lillahi en yahtebire abdehu ve leyse lil abdi en yahtebire rabbe. Yani Cenab-ı Hak abdini tecrübe eder ve der ki, sen böyle yap, sen böyle yapsan sana böyle yaparım. Göreyim seni yapabilir misin diye tecrübe eder. Fakat abdin hakkı yok ve haddi değil ki Cenab-ı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı suiedeptir, ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin Harzemşah harbe giderken üzerası ve etbaına demişler. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte bu zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. İşte demek ki, yok yeter. Demek ki yani şimdi Erdi Bey karışık bir şey deyince aklıma geldi şeytan meselesini. Bu okuduğumuz yer 17. Lamar'ın 13. notasında geçiyor. Hakikaten de yani burada Cihat Harzemşah'ın teslimiyetini gösteriyor. Rabbim bana cihat et demiş mi? O kadar. Ben cihat ederim. Netice ona aittir. O halde bu gerisi, o konunun gerisinde Nur Talebler'de biz hizmetimizi yapacağız. Ve maalesef Resulü ile bela biz ancak tebliğ edeceğiz. Neticeye Cenab-ı Hak. Bize teslim düşer. Peki fazla uzatma. Kaldığımız yere devam et Erdüveciğim. Evet. Ayat-ı Kur'an'ın işaratıyla bütün mevcudattan daimi bir surette dergah-ı ilahiye giden bir ubudiyettir, bir tesbihtir, bir secdedir, bir duadır, bir hamdü senadır ki daimi o dergaha gidiyor. Şu hakikati tevhidi ispat eden bir bürhan-ı azama şöyle işaret ederiz ki, şu kainata baktığımız vakit, Bağistan şeklinde saklı ulvi yıldızlarla yaldızlanmış, zemini zinetli mevcudatla şenlenmiş surette görünür. Bak şey var ya, bunu bak diyor ki, o satır okumadan şunu söyleyeyim de, diyor ki, o saray ki 11. sözde tavanı tebessüm eden yıldızlarla tenir edilmiş gökyüzüdür. Tavanı ise, bak tavan bu, tebessüm eden yıldızlar yaldızlanmış gökyüzü. Tabanı ise, yeryüzü ise
şarttan garba gün a gün çiçekler süslendirilmiş yeryüzüdür. Evet. Sonra aklıma geldi. Sonra oku. İşte şu Bağistan'daki muntazam nurani ecram-ı ulviye ve hikmetli ve zinetli mevcudat-ı sufliye umumen her biri lisan-ı mahsusuyla derler ki biz bir Kadir-i Zülcelal'in mucizat-ı kudretiyiz. Bir Halik-i Hakim ve bir Sani-i Kadir'in vahdetine şehadet ederiz. Bak şimdi, evet şimdi biliyorsun Enfutelli ben size kısa söyledim. Ciğerimizin solumaya, gözümüzü görmeye, elimizi tutmaya yapan Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz. Afak-ı Deli bakınca üstad onu gözü nazar çekti. Yani babam gökte yıldızlara ama ya onun hareketlerine çarpmamaları ayrı bir hamd değil midir? Gelin bunu da üstad o şeyde nerede? 30. sözde ikinci birinci mektubun sonunda bir yer sayfa 820'yi açar mısın? Okur musun? Yani semanın müzeyyen tavanına güneş gibi ışık verici, ısındırıcı bir lambayı takmak, gece gündüz hatlarıyla kış yaz sayfalarında mektubat-ı samadaniyeyi yazmasına bir nur hokkası hükmüne getirmek ve yüksek minare ve kulelerdeki büyük saatlerin parlayan akrepleri müsürlü kubbe-i semada kameri zamanın saat-ı kübrasına bir akrep yapmak, mütevafit çok hilaller suretinde her geceye dünya ayrı bir hilal bırakıp sonra dönüp kendine toplamak, menzillerinde kemal-i mizanla, dakik hesapla hareket ettirmek, kubbe-i semada parlayan, tebessüm eden yıldızlarla göğün güzel yüzünü yaldızlamak, elbette nihayetsiz bir saltanat-ı rubiyetin şairidir. Yani ne kadar anlattı görüyorsun yıldızların evet. Hareketi, güneşin lamba olması, güneşin ışık ısı vermesi, belli evet. Dünyayı yansıtması. Ya ay Ramazan yoksa bulamayız. Bir 29 çekip bir 32. 32 çekse bulamayız. Ayrı ayrı hal alması, bunları hep terbiye etmesi, kendi kendine bunlar olur. Allah'a hamd ederiz. Şimdi o yıldızların hareketini üstad ne diyecek? Oku bakalım. Ne diyor sonra? Zişura onu işar eden muhteşem bir uliyetin işaratıdır. Ehli fikri imana ve tevhide davet eder. Bak kitab-ı kainatın safhayı renginine, hame-i zerrini kudret gör, ne tasvir eylemiş. Kalmamış bir noktayı muzlim, çeşmi dil erbabına, sanki ayatın hüda nur ile takrir eylemiş. Bak ne muciz, bak mucizü hikmet, izan-ı rubayı kainat. Bak ne âli bir temaşadır fezai kainat. Şey Erdimeciğim. En sonu diyor ki kör sondan dört satı var ya. Kör böyle olsun. Böyle yüz bin dille yüz bin bürhan gösteririz. İşittiririz insan olan insana. Vallahi. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü. Hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz abidane. Zikrederiz Kehfeşan'ın halka yükübrasına mensup birer meczuplarız biz. Elhamdülillah. Yani bu kardeşlerimiz bu şiir manzum 4. mektubun sonunda da var. 30. sözün 1. mektubunda okuduk. Orada var. Yani zamanımızda kısa olduğu için fazla uzatmamak için bir kesit aldık anlattık. Kaldığımız yer ve devam edelim. Ve şu Bağistan alim içindeki küreyi arza bakıyoruz. Görüyoruz ki bir bahçe şeklinde rengarenk yüzbinler süslü çiçekli nebatat tayfaları onda serilmiş. Ve çeşit çeşit yüzbinler envai hayvanat onda serpilmiştir. İşte şu zemin bahçesinde bütün o süslü nebatat ve zinetli hayvanat muntazam suretleriyle ve mevzu şekilleriyle ilan ediyorlar ki biz bir tek Sani Hakim'in sanatından birer mucizesi, birer harikasıyız, vahdaniyetinin birer dellalı, birer şahidiyiz. Bu mesela bir ona şahide bir örnek verelim yine. 19. pencerede 30. sözde ben burada sayfa 912'de değerli kardeşim
Tamam abi. Buluyorum. Diyor ki, evet. Diyor ki, evet. Her bir nebatın, evet, her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisanla sanilerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler. Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessümkerane manevi tekellümleri engamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzıyla ve muntazam sümbülün lisanıyla, mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o nizam, bil müşahade ilmi gösteren bir mizan içindedir. Bu mizan ise mahareti sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. Bu nakş-ı sanat lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. O zinet dahi rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Bir daha alsana bu, bir daha alsana. Bir daha alsana. Evet, her bir şeyin, evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessümkerane manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzıyla ve muntazam sümbülün lisanıyla ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o nizam, bil müşahade ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise mahareti sanatı gösteren bir nakş sanat içindedir. O nakş sanat lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. O zinet dahi rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içindedir. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler öyle bir lisan-ı şehadettir ki hem sani zülcemalini esmasıyla tarif eder, hem efsafıyla tasif eder, hem cilve-i esmasını tefsir eder. Hem teveddüt ve taarifünü, yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. Bunlar hamd etmek lazım. Burada geçen çok hızlı okudun, şimdi ben buraya birer intikal edemedim. Ama bunun geniş izahını şeyde, lemalarda, münacatta üstad ediyor. O münacat da işte bunu açayım. Yani burada neyi açacağım? Nizam var, intizam var, mizan var, sanat var, koku var. Bir iç içe. Bunun evet. Ne olduğunu kısa söyleyecektim ben ama hızlı gittin. O zaman şey okusun, Ahmet kardeşimiz lemalarda, münacatta var ya, bu aynı buna benzi. 651'in sonunda var ya. 651. Lemalar ben bulayım onu abi. Lema, yok mu Ahmet? Ahmet abi düştü herhalde. 51. Evet. Okuyayım mı? En sonda ve umum eşcarı. Evet. Ve umum eşcarın ve nebatatın cezbedarane hareket-i zikriyede bulunan yapraklarından ve zinetleriyle saniyenin isimlerini tavsif ve tarif eden çiçeklerinden ve letafet ve cilve-i merhametinden tebessüm eden meyvelerinden her birisi, tesadüfe havalisi, hiçbir cihet imkanı olmayan harika sanat içindeki nizam. Bak, nizam. Sen eczaneye gitsen, rafları gayet dizilmiş ilaçları görürsün değil mi? Evet. Bu bir intizam yok mu? Bir nizam var. Altına görmez misin? Böyle karışık yapıyor. Bak, bir nizam var. Bu nizamı gösterir. Ama o ilaçların içindeki terkipleri, ölçüler mizanı gösterir. Anlatabildim mi yarabbim şimdi? Evet. Oku bak şimdi bir daha. Evet, ne diyor? Harika sanat içindeki nizam. Nizam. Ve nizam içindeki mizan. Mizandan o içindeki ölçüler. Sonra ölçü. Ve mizan içindeki zinet. Ve zinet içindeki nakışlar. Tabii biliyorsun, o güzel gözüküyor ama o nakış yapması onu gösteriyor. Değil mi? Evet. Bak, bütünden iniyor. Sonra nakış, sonra nakışlar içindeki güzel ve ayrı ayrı kokular. Ve kokular içindeki meyvelerin muhtelif tatlarıyla. Mesela bir narı ele alsan, nardaki o diziliş, mesela açıyorsun bir zamanlar bir yerde Erzurum'da bir böyle büyük bir adam, hocalar toplanmışlar. Onlara demiş ya, narı kesmiş, vermiş böyle bir dilindim. Ben kestim. Bakın ne kadar intizamlı. Siz demiş bunu yerleştirin. Yapamamışlar. İnanır mısın? Yani o rengi, o şekli, o gıda, o vitamini, o boyası nereden geliyor bunlar?
Değil mi? Hele kokusu, koku da var. Evet. Bunlar gösteriyor ki hep bunlar hamd içinde. Evet, oku sonra bitir onu. Nihayetsiz rahim ve kerim bir saniyin vücubu vücuduna bedahat derecesinde şehadet ettikleri gibi heyet mecmuasıyla bütün zemin yüzünde bir birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve sikke-i hılkatta müşabehet ve tedbir ve idarede münasebet, onlara taluk eden icat fiilleri ve Rabbani isimlerde muvafakat, o yüz bin envaın hasil efratlarını birbir içinde şaşırmayarak birden idareleri gibi noktalarıyla, değil mi? Evet. Bu baharda 300 bin nev yaratıyor mesela. Evet, doğru. Evet, doğru. Bir anda o vacibi kaçırmadan... vücut saniyin bir bedaha vahdetine ve ahadiyetine dahi şehadet eder. Bakın şaşırmadan 6. meselede var şualarda dahil. Hakkında da. Mesela bir biliyorsun bazen sen askerlik yaptın. Askerle bazen alarm çalar. Alarm çalar çalmaz. Anında toparıp içtima yapacaksın. Fakat o aceleden, o hızdan kim ayakkabısını, kime potlini, kime almamış, kime ters yapmış. Böyle evet. Bir karışık oluyor mu? Bahsettiğin gibi milyarlarca nebat bir aradan beri çıkması karıştırmıyor değil mi arkadaşım? Evet. Bunu yapan Allah hamdolsun deniriz. Peki kaldığımız yerden sonra ne dedi? Hem o bahçedeki ağaçların başlarına bakar. Görürüz ki gayet derecede alimane, hakimane, kerimane, latifane, cemilane yapılmış muhtelif suretlerde meyveleri, çiçekleri görüyoruz. İşte şunlar bil umum bir lisan ile ilan ederler ki biz bir Rahman-ı Zülcemal'in ve bir Rahim-i Zülkemal'in muciz numa hediyeleriyiz, hayret numa ihsanlarıyız. Bazı endesen sözler var. Üstadın da böyle bir bakışınızı burada yere getireyim. Sayfa tamam. 1027 aç. Açtım. 1027 aç. Üstadımız yani ben bu aklıma geliyor şimdi. Daha evvel söylememişim. Mesela bak diyor ki açtım 1027'yi. Evet, açtım üçüncü abi. Üçüncü paragrafta Bediüzzaman evet. Diyor. Bediüzzaman arz ve semavattaki mevcudatı hayret ve istihsanla temaşa eder. Kırlarda ve dağlarda hususen bahar mevsiminde çok gezinti yapar. O seyrangahlarda zihnen meşguliyet, dakik bir tefekkür ve daimi bir huzur halindedir. Abi ben duymuştunuz giderken bu bahçe kimin filancanın. Bahçe hı-hı. Kim olursa olsun seyretme bana ait olsun ya de. Yani parasız ya seyretmek. Hatta hı-hı. Yine ben abiden dinledim. Ben bir ağacı baktığı vakitte bak ağaca. O ağaçta 10 sinema 20 tiyatro zevkini alıyorum. Mizanı, nizamı, evet. Kokusunu, nakşını his görüyor. Sonra devam bakalım dedi üstad. Ağaç ve nebatat ve çiçekleri maşallah barakallah fetebarakallahu ahsenül halikin. Allah dilemiş ne güzel ve ne mübarek yaratmış. Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. Ne güzel yaratılmışlar diyerek ibret nazarıyla onları seyreder, kainat kitabını okur. Her aza ve hasseleri gibi gözünü de daima Cenab-ı Hak hesabına ve izni dairesinde çalıştırır. Gözü şu kitab-ı kebir-i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbaniye'nin bir seyircisidir. Ve şu küre-i arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin bir mübarek arısı derecesindedir. Evet. Yeter herhalde. Evet, kaldığım yeri, evet gördüm yani. Üstad böyle tefekkür ediyormuş. Böyle tefekkür etmek lazımmış değil mi abiciğim? Hakikaten de. Evet, sonra işte Bağıstan-ı kainattaki ecram ve mevcudat ve küre-i arz bahçesindeki nebatat ve hayvanat ve eşcar ve nebatatın başlarındaki ezhar ve semarat nihayet derecede yüksek bir sada ile şehadet eder, ilan eder, derler ki bizim halikimiz ve musavvirimiz ve bizi hediye veren Kadir-i Zülcemal hakimi bir misal kerimi bir neval her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Hiçbir şey daire-i kudretinden hariç olamaz. Kudretine nispeten zerreler, yıldızlar birdir. Külli, cüz'i kadar kolaydır. Cüz, kül kadar kıymetlidir.
En büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. Küçük, büyük kadar sanatlıdır. Bak, rahat deyince, üstad demin de söyledim ya, Risale'nin bir özelliği, bakın sadece o satırı okuyorum. Diyor ki, Risale-i Nur tasavvur değil, hakikattır, dava değil, dava içinde bürhandır. Bak şimdi tevhide gelecek. Evet. Nasıl kudreti var? Bak şeyde 14. sözde 236'da bu tevhidi bir nasıl kudreti muhit? 1.000.000.000 ona nazarında birdir. Onu mantıkla anlatacak bir konu bu, izah ediyor. Buldun mu orayı? Buldum. Oku. Hem güneşin azamet ve nuraniyeti derecesinde ihatası nüfusu ziyadeleşir. Nuraniyet azametindedir ki en küçük ufak şeyler ondan gizlenip kaçamazlar. Demek azamet-i kibriyası cüz'i ve ufak şeyleri nuraniyet sırrıyla harici atmak değil, bilakis daire-i ihatasına alıyor. Değil mi? Demek ki güneşin yanında, güneşin doğduğu vakitte ta yerin dibine kadar ısın geçiriyor. Değil mi? Onun zerre de, o pire de ısın alıyor, okyanus da alıyor. Kimse kaçamıyor. Güne malik böyle olursa Allah'ın kudretinden, kuvveden kaçılır mı? Kaçılmaz. Tecrübe kaçılır mı tecrübesinden? Sonra devam et. Hem güneşi mahzar olduğu cilvelerde ve vazifelerde farz-ı muhal olarak fail-i muhtar farz etsek, o derece suhulet ve sürat ve vusat içinde zerreden, katreden, deniz yüzünden seyyarata kadar izni ilahiyle öyle işliyor ki şu tasarrufat-ı azimeyi yalnız bir mahz emirle yapar, tahayyül edebilir, edilebilir. Zerre ile seyyare emre karşı musavidirler. Gördün zerre mi? İle seyyare, güzel. Yani atomla, yıldızla söyle emrine ya. Karşı eşit, musavidirler. Dedim, bir daha söyle bakayım, zerre ile bir daha söyle. Zerre ile seyyare emrine yani karşı musavidirler. Deniz yüzüne verdiği feyzi zerreye de kabiliyetine göre kemal intizamla verir. Evet, değil mi? İşte sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık ve Kadir Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesif bir aynacık olan şu güneşin. Şu teşbihe bak ya. Bir daha. Evet. Sema denizinin yüzünde ziyadar bir kabarcık. Kabarcık. Sema sen denizinin ki, yüzünde. Sen, geç, evet. Sen miydin geçen dedin ki güneş sistemi o feza içinde ne kadar kalıyormuş dedin? Yani bir kum tanesi görünmüyor kadar. Bile. Görünmüyor. Kum. Samanyolu görünmüyor bile, değil tabii. Mi? Tabii. Aynen bak, öyle. Bak bir üstad bir kabarcık diyor. Kabarcık. Sonra aynen. Kadir Mutlak'ın nur isminin cilvesine kesip bir aynacık. Aynacık. Güneş, şu güneş olan. Bil müşahade şu hakikatin üç esasının numunelerine mahzar olduğunu görüyoruz. Elbette güneşin nur ve harareti ilim ve kudretine nispeten toprak gibi kesip hükmünde nurun nur, münevvirin nur, mukaddirin nur olan zat-ı yücelen. Bir daha. Evet. Nurun nur, Allah Allah. Nurun nur, münevvirin nur, mukaddirin nur olan zat-ı zülcelal her şeye ilim ve kudretiyle nihayetsiz yakın ve hazır ve nazır ve eşya ondan gayet uzak olduğuna hem o derece külfetsiz, mualecesiz, suhuletle işleri yapar ki yalnız mahz-ı emrin sürat ve suretiyle icat eder gibi anlaşıldığına hem hiçbir şey cüz-i külli, küçük büyük, daire-i kudretinden harca çıkmadığına ve kibriyası ihata ettiğine şuhut derecesinde bir yakin imaniyle iman ederiz ve iman etmek gerektir. Burada bir gizli sualin cevabını verdi. Yani ben nedir ki bu dünyada benle mi uğraşsın gibilerden altta gelen besbeseyi cevaplandır ama nasip olsa değerli arkadaşlar, bizi dinleyen kardeşlerimiz, nasıl olsa yarın bu konunun geniş izahını Mesnevi Nuriye'de Zeyl-i Hubab'da nasip olsa inşallah, yani çok insana gelen dehşetli vesveseyin cevabını burada zaten kısa verdi. Açarak bunu anlatmaya çalışacağız yarın inşallah derste. Evet, nerede kaldığımız yere oku kardeşim. En büyük, en küçük kadar kudretine nispeten rahattır. Küçük, büyük kadar sanatlıdır. Belki sanatça küçük büyükten daha büyüktür. Bak şimdi ben aklıma geldi şimdi. Böyle biliyorsun.
yani işte bir zaafım bu elhamdülillah aklıma geliyor birdenbire. İşad İcaz'da sayfa 292'nin sonunda bir haşer diyor ki, ben okuyorum bakın. Sivrisineğin başında mızrak gibi bir hortum vardır. Filin başına konar, hortumuyla filin hortumuna batırır. Yani filin başına konuyor, sivrisinek hortumunu filin hortumuna batırır. Fil kaçmaya başlar. Hiçbir surette elinden kurtulamaz. Demek diyor Cenab-ı Hak sivrisineği file galip ve hakim kılmıştır. Binaenaleyh şimdi senin şeyine geliyor. Kırkaça dun yani küçük ise de cesaret hususunda faiktir. Değil mi? Yani öyle var ki üstadaki de hakka çekirdeklerine diyor hakka çekirdeklerine sivrisinin gözünü halk eden güneşi dayı o halk ediyor. Pirenin midesini tanzim eden dediği gibi evet. Küçük ama muazzam bir sanat var. Evet. Sonra değerli kardeşim bütün mazideki acayip bir kudreti olan vukuat şehadet eder ki o kadir-i mutlak bütün istikbaldeki acayip imkanata muktedirdir. Dünü getiren yarını getirdiği gibi maziyi icat eden o zat-ı kadir istikbali dahi icat eder. Bak dünü getirince aklıma şimdi mezhebide bir ibare var mezhebide. Onu ben bulayım. Şeyde söyle şunu neredeydi o Allah'ım seyreden Muhammed. Şule'de. Açın Şule'de. Sanki 311'de. Ahmet yok mu abi? O... Sen okuyorum. Okuyorum. Şule'de. Silsile-i nesebin ortasında bir dedenin yerinde kendini farz et. Otur. Sonra mevcudat-ı maziye kafilesine dahil olan ecdadın da henüz istikbal rahminde kalıp silsile-i nesebin ortasında bir dedenin yerinde kendini farz et otur. Sonra mevcudat-ı maziye kafilesine dahil olan ecdadın da henüz istikbal rahminde kalıp peyderpey vücuda çıkan evlat ve ahvadın arasında bir tefavüt var mıdır? İyice nasıl yapıyor bunu? Ahmetciğim nasıl yapıyor? Nasıl ayarlıyor bunu? Şöyle anladığımız kadarıyla. Siz söyleyin. Bak bir daha oku. Sizin nesebin ortasında. Bir yani, dedenin yerinde kendini farz et. Şimdi diyelim bir adam var. Dedesi. Bir de çocuklar var. Mesela Erdi Bey söylerim. Kendisi ortada. Bir dede. Bir de şeyler var. Gelecekler var. Evet. Değil mi? Ortada kendi farz et. Şimdi sen öylesin ya şimdi. Hı hı. Evet. Sonra? Sonra mevcudat-ı maziye kafilesine dahil olan ecdadın da henüz istikbal rahminde kalıp peyderpey vücuda çıkan evlat ve ahvadın arasında bir tefavüt var mıdır? Değil mi? İyice bak. Evvelki kısım ile ittikan ile saniyin masnu olduğu gibi evvelki kısım ilim ve ittikan ile saniyin masnu olduğu gibi ikinci kısımda aynen o saniyin masnu olacaktır. Her iki kısımda saniyin ilmi ve müşahadesi altındadır. Bu itibarla ecdadın iadeten ihyası evladının icadından daha garip değildir. Belki daha ehvendir. Evet bak şimdi bir de oku bak şey Erdi Bey, ne de dünü getiren yarını getirdiği gibi. Evet. Dünü yani, getiren yarını getirdiği gibi mazi icat eden o zat-ı kadir istikbali dahi icat eder. Yani geçmişteki ecdadı getiren kim getirirse ben de ortada olsam geleceğe de yani yarın gelecek ya onu getiren aynıdır. Böyle bir bakabilsen görürsün o halde dünü de yapan bugün de yapan kimdir? Allah'tır. Yani Üstad Haşir Risalesi'nde söylüyor ya. Yani kendini diyor 1000 sene önce farz etsen 1000 sene güz olmuş, bahar olmuş, yaz olmuş. İşte onu diyorum. 1000 sene sonra farz etsen yine o aynı olacak. Sen ortadasın. Yani mazi yapan istikbali de yapar. İşte ben ona konuşayım. Ben istedim ya doğru işte. Evet. Onu istedim konuştu ya tamam mı? Tamam. Evet. Telefon gelince arada inkıta oluyor herhalde birdenbire. Ya bu sıra nedense böyle oldu. Elektrik kesildi bir de. Evet. Eyvah şimdi esas tam canlı konuya geldik ama maalesef
zamanımızda doğdu. Evet. Orada burada bırakacağız artık çünkü şey yani bunu inşallah başka bir zamanda bunun sonunda yani bunda ahiretin varlığını yapacak, insan sorunu yapacak. Çok güzel konuya geldi. Ben sanki yani konu yarısına geldik ama ne yapak? Azdan iktifa eder değil mi? Biz evet. Sadece bir kardeşimin hayatta şimdi derdi ki ben sizi bir bahçeye götüreyim. Orada göstereyim meyveleri. Aldığınız şaputa yemesen kabahat kime ait? Şimdi üstad bizi bir saraya götürdü. Bizi bir kapıyı açtı. Artık diğerler bakarlar. Okuduğumuz konu nedir? 20. mektubu, 2. makamı ham kelimesinin kardeşimin devamını okurlar. Şimdi bu kadar. Peki abi evet, yeter bu. Cenab-ı Hak tesirini kalk etsin. Peki. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davamen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım maşallah.